şuraya bakabilir miyim? Buradayız. Fotoğraf çeksin. Teşekkür ediyorum. Bir daha olmaz. Mikrofonların sahipleri kim? Ben de tutamam hepsini. Şöyle tutalım. Abi bir kişi tutsun onları. Alacak arkadaşlar. Değerli masumlaşıklarım, sevgili arkadaşlarım, öncelikle sesim için hepinizden özür diliyorum. İnşallah kulaklarda hasar yapmaz. Onun bir grip geçiriyorum, tedaviyle önce bu kadar oldu. İnşallah seçim süreci de böyle gitse de 14 Mayıs'ın sonuna 15 Mayıs'ta da çok hoşçakalın. Zaferimizi bu alanda ilan edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bugün burada 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüteceği seçim kampanyasına destek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Burada 9 milletvekili adayımız da yanımızda. Onların sizlerle buluşmasını, sizlere tanıtımını Cuma günü inşallah bu alanda çok daha görselli, daha geniş katılımlı bir şekilde yapacağız. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde diğer ilimler ayıran önemli bir özellik bulunmaktadır. Milletvekili seçimlerinde hazineden gelen kaynak kullanılırken Cumhurbaşkanı adaylarının tümü yalnızca vatandaşlarından gelen bağışlarla kampanyadan yürütmeleri gerekmektedir. Yani paranın kimden geldiği, nereye harcandığının açıklanmasıyla adil ve eşit rekabetin gözetilmesi önemlidir. Görüyoruz ki mevcut Cumhurbaşkanı açılış, temel atma gibi isimler altında düzenlediği metiklerle devlet olanaklarıyla yürüttüğü seçim kampanyası diğer adaylar tarafından kendi kaynaklarından karşılanmak zorunda bırakılıyor. Mevcut iktidar bununla da yetinmeyip bakan unvanını kullanan atanmış kişileri Cumhurbaşkanı yardımcısı ve mevcut bakanları bu atanmış kişileri 16 ayrı il ve seçim bölgesinde aday göstermiştir. Bunlar tüm kamu kaynakları emirlerine pas edilmiş bu şekilde seçim kampanyası yapmaları sağlanmıştır. Herhangi bir ilden aday olan atanmış bakan aday olduğu ile gittiğinde sayın vali tarafından törenle karşılanıp kamu kaynakları ile milletvekilliği kampanyası yürütecektir. Son olarak dün Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Şanlıurfa adaylarını ve il başkanını makamında toplayıp seçim çalışma programını belirlemiştir. Tam da AKP zihniyetini, AKP adaletini gösteren bir davranış. Bu kişinin adaleti tesis edecek yapının başında bulunup adaleti davranarak davranacak ve herkese adalet sağlayacak. Bunu açıklayacak bir kişi var mı acaba? Yine söylüyorum. Bu tam da AKP adaletidir. Saraylarda, kökslerde oturup içine su basan çadırlarda oturan depremzedeye çadırının verandası da varmış. O keyfin yerinde diye kafa işte tam da bu kafadır. Beyler, tüm hazineyi yiyorsanız da korkunun ecele faydası yok. Biz bu seçimi alacağız. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı adayına Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız. Sana söz, 15 Mayıs'ta ülkemde bağırlar açacak. Katılımımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi hep birlikte İş Bankası'nda bağış kampanyasına katılıyoruz. Hepinizin bağışları çok önemli. Hepinizi oraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
fotoğrafını çeksen olur. Abi, fotoğrafını da çeksen olur. Geldim zaten. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ile birlikte İş Bankası'na, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bağış kampanyasına katılmak üzere şu anda İş Bankası'na girdiler. Herkese iyi günler. Bu da Şadırvan.